Herkese selamlar dostlar 16 Ekim 2022 iddia tahminleriyle Hepinize selamlar Toplamda 11 adet mücadelem var Normalde bu kadar çok maç almayı istemiyorum Sevmiyorum daha doğrusu Çok maç çok risk oluyor sizlere de anlatırken Biraz e, sıkıntıya düşüyorum bu konuda fakat inanılmaz güzel maçlar var pazar günü. O yüzden anlatacağım. Şansımız yaver olsun. 11'de kaç yapacağız birlikte göreceğiz. Umarım 11'de 11 olur. Güzel bir pazar geçiriz diyerekten de direkt videomuza başlayalım. Şöyle başlarken sizden güzel bir like seviyesi alırsak çok güzel olur. Artı 400 seviyesi yakışır bu videoya. Devam edelim. Bir adet skor yarışmamız var. Cuma günü yaptığımız skor yarışması Alanya maçıydı. 3-2 bitti. 3-2 Antalya yazan var fakat 3-2 Alanya yazan yok. Maç skor yarışması olarak Liverpool Manchester City maçını bekliyorum. Skor beklentim burada Manchester City tarafında 3-1 veya 3-2'lik bir City galibiyeti gelebilir diye düşünüyorum ben. O yüzden sizin maç skor düşünceleriniz nelerdir sizlere soralım. Pazar günü olmasından dolayı iki arkadaşımız alacağız bilginize. Katılacaklara bol şanslar. Geçtim bunu cuma kombinelerine bakalım isterseniz. Youtube'da bir adet kombine vermiştim bildiğiniz üzere. Bir de kendimiz katıl grubumuzda Euroleague kombinemiz vardı. Solda gördüğünüz Euroleague kombinesi başarıyla sonuçlandı. 2.09 gibi orandan kazandı. Euroleague kombinelerimiz de 2'de 2 oldu. Dün de kazanmıştı. Günün kombinesi Alanya maçının KG var geldi. 1-3-0 kazandı. Strasbourg gol atamadı orada. Günün kombinesi futbol kombinesini ya da ayrıca bu kombine YouTube kombinesi olarak da sizlere iletmiştim zaten. Geçtim bunu açıklama kısmında herkes açık Telegram grubumuz var. Yorumlarda da var aynı şekilde. Yorumlarda sabitliyorum. Oraya da ben canlı atma bugün bir adet attım. 162 gibi orandan Alanya maçında Alanya maçını da bu arada stat'tan izlemiştim. Stat'tan canlı iki tane canlı verdim zaten. Bir 4.5 üst olarak verdim. Başarılı oldu. Bir de ilk gol Alanya verdim 162 gibi orandan. Bunu da herkes açık grubumuza attık. O da başarılı oldu. Yorumlarda var ve açıklama kısmında var. Her açık grubumuzda da mutlaka sizler de tıklayıp gelin derim. Hafta sonları da oraya ben canlı zaten ileteceğim. Bizzat kendim kangal olarak iletiyorum oraya bilginize. Canlı odasında neler yaptık? Bugün canlı odası e, güzel başladık aslında. Ben Alanya'nın ilk golünü aldım. Orada Fürt'ün ikinci golü. E, Euroleague canlılarımız da güzeldi. Euroleague canlıları 3'te 2'de kaldı. Futbolda son anda bir dek getiremedik sanırım. Onun dışında canlılarımız da gayet güzeldi. Hafta sonu olmasından dolayı canlıya da zaten yükleneceğiz. Toplamda 5 kişi olduk arkadaşlar. Yani bu fazla kişinin sebebi şu. Çok fazla maç oluyor. Aynı anda 3 ekrandan maç takip etmek artık zor geliyor. 2'ye düşürdük daha sağlıklı oluyor. Ona göre paslaşıyoruz zaten duruma göre. Orada da güzel başarı sağladım düşünüyorum. Sizlerden ricam artı 400 seviyesine ver arkadaşlar. Like'ları attıysanız dilerseniz hızlı bir anlatıcım yapacağım. Bakın gecenin saat 2.17'si. Biraz hızlı anlatım yapacağım o yüzden. Celta Vigo ile Real Sociedad mücadelesi. Celta Vigo'yu son maç izlediyseniz Barcelona ile oynadı. İkinci yarı inanılmaz pozisyonlar, o inanılmaz pozisyonlar harcadı. Real Sociedad'a baktığımız zaman da onlar da hem Avrupa'da da hem de ligde yarışıyor. Avrupa'da da iyi gidiyor. Son oynadıkları toplamda 6 maçı kazandılar. 4 tanesi ligde olmasından dolayı. Ee, şöyle bir durum var. Mücadele Sosyedad'ın ne kadar savunma yapacağı ile alakalı. Fakat mücadele çok fazla gol beklenmiyor. 2-0'lık bir Sosyedad galibiyeti bekleniyor. İndeks beklentisi. Fakat ben o indeks beklentisinin geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Seltan'ın da bu maçta girebileceğini. Fakat idealden şöyle bir tercih alabileceğimizi diye düşünüyorum. İlk yarıda gelecek bir gole bir 34 gibi oran açmışlar. Bence idealden alınabilecek gibi tercih olarak gözüküyor. Ama yüksek orandan da ben bir KG varı. Burada Sosyedad'a 2 gol, Seltan'a 0 gol yazmışlar da. Selçuk'un da bu maçta geçen Barça maçında inanılmaz kaçırdı çünkü KG var seçeneğine gelebilecek diye düşünüyorum. 15'te ilk mücadelemiz bu. United'la Newcastle mücadelesi. Newcastle'a Saint Maxim'in sakat da arkadaşlar. Geçen maç dakika 78'de girdi. Onlar da çok güzel futbol sergiliyor. Yani baktığımız zaman da takım oyununu İngiltere'de sergileyen takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Ki başarı gelecektir bu Newcastle'da da. United'e baktığım zaman Omonio'ya 20-30 tane pozisyon kaçırdı. Belki 1-0 dakika 96'da McTominay yattı da galip geldi. Yani yorgunluk tabii ki bu Premier League ekiplerinde çok fazla işlemiyor. Çünkü alışkın takımlar olduğunu düşünüyorum ben burada. Newcastle'ın gol atmasını bekliyorum ben açıkçası bu mücadele. United de kendi evinde karşılık verecektir. Ben idealden KG var tercihini aldım. 1.46 gibi oranı var. Maçın indeks beklentisini de sizlere söyleyeyim. 2-2'lik skor bekleniyor bu maçta. Biz KG'mizi alalım çıkalım diyorum. Geçtim diğer mücadeleme. Ren'le Lyon mücadelesi. Ren takımı hem Avrupa'da mücadele ediyor hem de ligindeki başarılı gidiyor. Kadrosu taşıyabiliyor her iki kulvarı da bence. Başarılı da bir ekip. Fenerbahçe ile de tekrar bir maçları olacak bakalım. Şimdi kendi evinde Ren'in ben golünü yazdım fakat çıkış arayan bir Lyon takımı var. Yani bu maçta sürpriz yapma ihtimali var bence. Tabii ki idealden bence KG var tercih burada alınabilir diye düşünüyorum. 1.41 gibi oranı var. İdeal kombinler yazılabilir. Fakat ben burada biraz riske gitmek istiyorum. Riskini de şu Şöyle alacağım ben riski. Lyon'un atacağı 2 golü diyorum arkadaşlar. 2-0-3 gibi oran açmışlar. Şurada bir gözüküyordur mutlaka. Lyon'un atacağı 2 gol neden olmasın? Bu maçta bir sürpriz beklentim var. Lyon'un kadrosu çok kaliteli. Dembele, Lacazette, Tete, Ekambi. Başka şöyle kimi sayabiliriz? diğer gitti eleman da. Bu dördü mesela çok tehlikeli. Fakat son haftalarda yakalayamadı. Pozisyonlar da kaçılıyor. Bu maçta René belki bir patlama ihtimalleri de var bence. Lazio'yu ise yani bu maçın beklentisi yüksek. Udinese'den dolayı ben bir var seçeneğini değerlendirme altına alacaktım. Fakat yani Lazio'yu ben bu sezon pek fazla oynamak istemiyorum açıkçası. Bir Sturm Graz maçını izledim. 0-0 bitti. İlk şutunu dakika 60'da -60, 60 İkinci ilk ayağında Sturm Graz maçında. Orada bu takımdan iyice bir soğudum açıkçası. Ama Udinese futbolunu çok iyi sergiliyor. Yani takım futbol sergiliyor. Lazio'da kendi evinde iyi olmasından dolayı mücadelenin bir yerde vara gelmesini bekliyorum. Bu mücadelenin beklentisi de 2-2 bu arada onu da belirteyim bir beraberliğin de çıkması bence ihtimali var bence. Her iki takım birbirini üzmeyebilir. Gollü beraberlik de çıkabilir. Maç sonu sıfırı da ben sizlere önermek istiyorum. Yüksek oran ile birlikte sistemden atılabilir. Onun da notunu ben burada almış olayım diyerekten de geçtim. Diğer mücadele Başakşehir İstanbul mücadelesi. Başakşehir'de Emre Menezoğlu şey maçı Sivas maçından sonra ne nasıl bir açıklama yaptı? Ben ondan bahsedeyim. Yani oynamayan oyuncuları ben oynatmayacağım dedi yani. Oyuncuların orada bir mesaj verildi. Hatta yorumcular da ben televizyon yorumcu hatta arabada da sanırım. Radyo yorumcusunun da A Spor'du sanırım. A Spor'un radyosu açıktı. Emre Hoca takım oyuncularının kulağını çekti orada bir o açıklamalarla birlikte bir şey yaptı. Oradan ben de kulağımı almıştım. Ligas maçında da 2-3 gol tercihine tek verdik geldik. Hafta içinde maç yaptılar. Başakşehir 1-0 2-0 skoru aldıktan sonra oyunu kitleyebilen bir ekip olduğu için ben 4.5 altında 1 Burada Başakşehir'in galibiyetini bekliyorum. Geçen hafta puan kaybı yaptılar. Bence Başakşehir'in galibiyeti burada 1.53 gibi orandan alınabilir. Hatta 3.5 altında 1 bile yüksek oranıyla 1.92 oranıyla bence değerlendirme altına alınabilir. Real Madrid Barcelona mücadelesi. bu maçın beklentisi bence gollü bir maç gibi gözükebilir fakat çok fazla gol beklemiyorum çünkü her iki takım da oyunu kitleyebiliyor. Hem Real Madrid tempoyu düşürebiliyor hem Barcelona takım ve birinci bölge ve ikinci bölge savunmasını iyi yaptığı zaman özellikle şu dönemlerde çok fazla gol yemeyen bir Barcelona ekibi var. Burada ben şöyle bir değerlendirme aldım. Yani Varal'a gelir mi? Bence KG var bir yerde gelebilir diye düşünüyorum ben mücadeleyi. Hatta skor beklentim burada doğrudan 2 birlik bir Real Madrid galibiyeti çıkabilir diye düşünüyorum. Yüksek oranıyla benim için de önemli mücadele. KG var tercihinde tabii ki alabilirsiniz. Fakat ben mücadelenin 1.97 gibi orandan burada 2-3 gol bandına sıkışmasını bekleyeceğim. Onun da oranı 1.97 bakın. Ne kadar yüksek bir güzel bir oranı var. Bence isteyen sistem kuponları isteyen de düşük misli yüksek oranlı kuponlarına burada 2-3 golü de bence ekleyebilir diye düşünüyorum. 2 birlik bir Real Madrid galibiyeti bekliyorum. İndeks beklentisiyle doğru orantılı. Alkmaar'la Feyenoord mücadelesi tıklayabilirsek. Her iki ekip de çok kaliteli ekip. Bu mücadeleyi ben şöyle değerlendim. Şimdi 10 tane maç verdik hepsine var alıp geçmeyelim. Ve bu maçın 3-0'ı var mı diye baktığımız zaman da var. Bugün oynanan Schalke Hoffenheim maçı vardı. Mesela orada da aynı şekilde verdim. KG var'a gitmedim çünkü maçın 3-0'ı var dedim. Üst alalım dedim. Aynı şekilde burada da her iki takım gol atma ihtimali bence yüksek. Feyenoord da hafta içinde yine gollü bir maç oynadı. Burada da ben gollü bir maç beklentim var. Altmar'dan dolayı yani baskı olacaktır. Maçın üst 0 var mı? Bence üst 0 da var. Ben burada vardan ziyade üste gittim. 1.50 gibi oranı vardı üstünde. 2.5 üstünün 1.50 gibi oranından sizlere öneririm. Gollü bir maç bekliyorum. Zaten isme baktığınız zaman da Altmar Feyenoord. Maça bak Hollanda mis gibi. Bebeğim gibi derler ya o misal. Liverpool City maçına gelelim. Şimdi maçın beklentisi City galibiyeti. Bence değerlendirme altına alınabilir de. City rotasyona gitti fakat bu Liverpool artık bir yerde çıkış yapacaktır. Biraz moral oldu. 7 tane bine gol attılar şeye. Bir anda sapladılar. 4.5 altına 2 verdiğimiz maça 8 gol oldu. Maşallah diyelim. Burada ben City tarafındayım açıkçası. Oynayan oynayan taraftayım açıkçası. Liverpool'un dediğim bir sistemi var. Fakat o sistem şu an takır takır işlemiyor açıkçası. İşleyen taraf City takımı. Deplasman atacağı iki gol burada benim ideal tercihimdir. Atacak mıdır? Bence atar. 1 43 gibi oranlar yani yüksek orandan ne alabiliriz diye baktığım zaman dediğim gibi 3-1'lik veya 3-2'lik bir City galibiyeti beklediğimden dolayı bu maçın da maç sonucu sizlere sorduk. 3.5 üst oranında 1.88. Yani bekleneni verirse mücadele 3.5 üstte gidebilir diye düşünüyorum ben. Değerlendirecekler bol şanslar. Napoli Bologna mücadelesi. Napoli'nin de bu maçta kazanmasını bekliyorum. Fakat bu sefer 4.5 altında bekliyorum. Bakın Bologna'ya karşı son mücadelesi 4-1 bitti. 90 artı 3 ve 90 artı 5'te attı. Benim 4.5 altında 2 mi yatırmıştı? Burada iyi giden bir Napoli takımı var. Biraz da burada şeyi düşürür. İmeyi düşünür ki Bologna da ona göre oynar oynayan bir takım. Burada da ilk kapatabilen bir takım oynayacaklar? Napoli takımı. Bu sefer 4.5 altında bir diyorum arkadaşlar. 1.44'te bunun oranı var. Bilginizi alacaklar bol şanslar. Diğer bir takım mücadelem Beşiktaş'ta Trabzon maçı. Bu maçın skorunu sormadım sizlere. Liverpool'u sorduk. Ben yani burada şöyle bir beklentim var. Mücadele bir yerde vara gelebilir mi? Gelebilir diye düşünüyorum. Trabzon hafta içinde Monaco'yu 4 attı. Beşiktaş ilk yarılarda güzel oynayan bir takım. Mücadeleyi bence bir yerde KG var tercihine gelecektir. Trabzon'dan da gol bekliyorum bu arada. Beşiktaş'ın kendi evinde gol etme ihtimali biraz daha yüksek. Trabzon'un da neden bekliyorum? Sol kanattan Trezeguet zaten tek başına 3 tane 4 tane şut çekecek. Ersin'in durumu malum. Bir tane plase yapıştırabilir diye düşünüyorum. Var seçeneğini aldık mı? Aldık. Burada bir de şöyle bir tercihim var. Beşiktaş burada Şurada ilk yarıda ev sahibi 0 Beşiktaş'a baktığımız zaman da bu sezon genelinde ilk yarılarda çok iyi futbol sergiledi. O futbolu iyi sergilediği için bence ilk yarıda yine aynı şekilde Trabzon kalesinde gol bulabilir diye düşünüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Geçtim son mücadeleme. Real Betis'te Almeri mücadelesi. Real Betis'e baktığımız zaman da son hafta içinde oynadık maçta rotasyona gitti. Almanya e mücadelesi oynayacaklar. Almanya e da son mücadelesini kazandı. Ben burada Betis galibiyetinden ziyade Betis'in atacağı iki golü ideal olarak değerlendirme taraftarıyım. Bunun da oranı 1.50 1.51'e yükselmiş. İdeal alacaksanız bu maçta Betis'in atacağı e, iki golü alabilir diye düşündüm. Değerlendirecekler bol şanslar. 11 maçı biraz hızlı anlattım. Yani gecenin kör vakti analizlerimi tamamladım. Öyle çektim videoyu. Sabah saat 10'a da tam yüklerim. Şimdiden arkadaşlar sizlerden rica Videomuza like atıp kanala destek olmak isteyenlere destek olursanız sevinirim. Daha cumartesinin kombinlerini oluşturup yazacağım. Kombin önerisi yapmadım ama katıl grubumuzda toplamda 3 tane kombine çıkaracağım. Maçların hepsi güzel. Herhangi ikisini denk getirseniz güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Düşünüyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.